Şimdi efendim elimizde prokolajen var. Gördüğünüz üzere sizler için bu kışta kıyamette böyle bir şekil çizdim. Ve bu prokolajen hücre dışına sekrete edildi. Tamam, okey, anlaştık, herhangi bir sıkıntı yok. Hemen buna peptidazlar saldıracak. Ve hatırlıyorsunuz neydi? Şu uçlar yumuşaktı ya. İşte bu peptidazlar ne yapacaklar? Bu yumuşak uçları temizleyecekler, yiyecekler. Ve sonuçta ne olacak? Bizim elimizde yumuşak karnımız dediğimiz o gevşek olan baş ve son bölümleri olmayacak. Ve elimizde böyle harika prototip bir arkadaş olacak. İşte bu prototip arkadaşa da ne ad vereceğiz? Tropokolajen. Şimdi elimizde tropokolajen var. Tropokolajenle böyle şey yaptık. Şimdi bakın, ben burada size acayip dışarıda satabileceğiniz kolajen takviyesi işe yarar mı, yaramaz mı? Onunla ilgili bu videonun sonunda bilgi vereceğim. Acayip dışarıya satış olasılığı çok yüksek olan bir ders. Onun için hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Şimdi bunlar teker teker böyle triple helix olarak oldular ya. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Fakat hatırlıyor musunuz? Hani burada bu şeyde, zincirde GXY diye bahsetmiştik. Y'ler ne oluyordu? Lizin oluyordu, değil mi? Ve lizinleri ne yapıyorduk? Bir hidrosil grubu kanca yapıyorduk ve bu kanca ile bunlar birbirine bitişiyordu ya. İşte aynı durumda gene bu lizinin hidroksil oluşturan grupları bunları birbirine bağlayacak. Yani elimizde 3 tane kalın ip var. Onları birbirine çevirdik, hidroksil kancalarıyla yaklaştırdık. Şekerledik, yapış yapış oldular. Ve ondan sonra bir de onun üstüne üstelik o kancalar sadece triple, kendi triple helixlerinin içerisinde bir bağlantı yapmıyorlar. Aynı zamanda diğer triple helixlerle de bir araya geliyorlar. Yani hani denir ki işte başta bağ dokusunda bahsetmiştik. Altta proteoaminoglikanlar var, glikozaminoglikanlar var, glikoproteinler var. Zemin o. Yani inşaatın temeli o. O temelin üzerine biz ne yapıyoruz? Kolajenleri koyuyoruz. Ama kolajenler kalın dalsız lifler. Ama aynı zamanda birden fazla kolajenden oluşan kalın bir ağaç. Orisine güçlü bir sistem var. Bir de aynı zamanda şimdi bu kancalama hikayesi olduktan sonra aynı zamanda bu lizinlerin üzerinde biliyorsunuz söylemiştik. Ve bir başka enzim daha gelecek. Onun ismi de lizin ya da lizil oksidaz. Bu grupları okside edip aldehit haline dönüştürecek bu lizin üzerindeki hidroksil grubunu. Ve ne olacak? Bu zaten kancalı olanların hepsi değil ama bir kısmı çok daha güçlü kovalan bağlar oluşturacak. Ve ne yaptık o zaman? Biz bu kolajeni artık o kadar inanılmaz güçlü bir hale getirdik ki bütün bunların hepsi birbirine değişik şekillerde çok güçlü bir şekilde bağlanmış olan yapılar haline dönüştü. Birbirleriyle son derece etkileşim içerisinde her triple helix olan kolajen molekülü bir de ayrıca öbürüyle beraber tekrar haşır neşir olacak, yapış yapış olacak ve bunun sonucunda biz çok güçlü bir yapı elde edeceğiz. Sistem mükemmel yani. Bakın, sadece kolajenin yapısı güçlü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda üretilen triple helixler de başka triple helixlerde bir araya geliyorlar, iyice birbirlerine yapışıyorlar ve sonuçta dediğimiz o kolajen lifili olan görüntü ortaya çıkıyor. Sonuçta elimizde, şöyle çizmeye çalışayım. Bir sürü kolajenimiz oldu ve bu kolajenlerimiz ne oldu? Bir kolajen fibrili oluşturdu. Acayip süper oldu yani. Anlatabildim. İç içe geçmiş. Kablonun içerisinde ince kablolar olarak düşünün. Ama bu kablolar son derece yapışkan ve birbirleriyle büyük bir iletişim içerisinde iyice yapışmışlar birbirlerine. Ve şunu da eklememiz lazım ki bu hani hücrenin dışında ekstrasörler oluyor. Fakat hücre membranına yapışık bir membran içerisine alınmış bir vezikül içerisinde oluyor. Yani tamamıyla ekstrasörler değil. Gene ekstrasörler ama hücre membranıyla bağlantılı bir
paket poş içerisinde oluyor. Şimdi burada ilginç bir arkadaşla tanışmamız lazım. O da şöyle. Biliyorsunuz bizim burada kolajen peptidimiz var. Bu gevşek olan bölümleri yok etti. Lizin veya lizil oksidazımız var. O da ne yaptı? Bunları daha güçlü bir yapışkan hale getirdi ve kolajen fibrillerine dönüştürdük. İşte bu iki enzimin defektinde ortaya çıkan bir durum var. O da Ehlers-Danlos sendromu. Ve özellikle bunlarda cilt çok elastik, çekince uzuyor. Aynı zamanda eklemler mobil, yani eklemlerini çok değişik şekillere sokabiliyorlar. Ve onun yanında özellikle bu tip 3 kolajenle ilgili olduğu için ve tip 3 kolajen de özellikle viscerada etkili, yani özellikle gastrointestinal sistem viscerasında etkili. Aynı zamanda vasküler sistemde etkili. Ve bunun sonucunda kolajen eksilliği vasküler sistem zayıflamış oluyor. Ve bunun sonucunda da bunlarda anevrizma ve rüptür olabiliyor ve ani ölüm söz konusu olabiliyor. Demek ki bu da dediğim gibi size osteogenesis imperfecta kadar da sıkıntılı değil. Fakat en az onun kadar da tehlikeli olma ihtimaline sahip olan bir arkadaş. Ehlers-Danlos sendromu. Tabii ki Ehlers-Danlos sendromu olduğu için pek çok farklı şeyi var. Bir de biliyorsunuz neyimiz vardı? Osteogenesis imperfecta'mız vardı. Osteogenesis imperfecta'da kojenita'da çok daha sıkıntılı bir durum söz konusuydu. Bir de bu çocuklarda, tardalarda tabii ki özellikle görülüyor. Skleraları mavi. Çünkü neden? Bağ dokusu gevşek olduğu için oradaki venöz damarlar, skleradaki venöz damarlar çok genişliyor. O yüzden görüntü olarak, yansım olarak öyle mavi bir görüntü oluyor. Bir de iskorbitten bahsetmiştik, C vitamini eksikliği. İşte bütün bunların hepsine kolajenopatiler adı veriliyor. Üç grup halinde görülüyor. Şimdi bakın, şimdi size burada bir acayip matrak bir şey öğrendim. O matrak şeysini de anlatacağım size. Şimdi bir şekil göstereceğim. Ne alakası var diyeceksiniz. Bunu ancak bulabildim. Biliyorsunuz bu suspension bridges dedikleri, yani halatlar üzerinde kurulu olan köprüler. Burası Golden Gate Köprüsü Los Angeles'ta. Pardon, San Francisco'da. Golden Gate Köprüsü. Ve bakın o köprünün orijinal kablosunu da buraya koymuşlar bu arkadaşı. Fakat şimdi buradaki hikaye nedir? Buradaki hikayede kullanılan sistem, ilk önce bir kabloyu alıyorsunuz, sonra öbür kabloyu alıyorsunuz, öbür kabloyu alıyorsunuz ve bunları sola doğru çeviriyorsunuz. Sonuçta böyle karışık bir kablo sisteminiz oluyor, değil mi? Sola doğru çevirdik. Sonra bunları sağa doğru çeviriyorsunuz. Ve ne oluyor? İlk önce sol, ondan sonra sağ. İşte bu kablolar bu şekilde yapılıyor. Ve biliyor musunuz? Bunu mühendisler nereden öğrenmişler? Şaka yapıyorum tabii ki, kolajenden öğrenmişler. Neden? Çünkü kolajende biliyorsunuz 3 tane şeyimiz vardı, değil mi? Bunlar ilk önce sola çevrilerek birbirlerine katlanıyorlar. Sonra hatırlıyorsunuz onları kutu kutu yapmıştık. İşte bunlar da sağa doğru kırılıyorlar. Yani bu şekilde sarılıyor ve böylelikle son derece güçlü bir yapı oluşturuluyor. Bilmiyorum böyle bir örnek verilmiş miydi ama benim bir hayli hoşuma gitti doğrusu vallahi. Şimdi efendim, kolajenin boyanması ile ilgili bir noktaya geldik. Şöyle isterseniz kolajenlerimizi çizelim. En son görüntü olarak yaptıklarımızı, farklı renklerimizi kullanalım. Farklı renklerimizi kullanamadık. Şimdi burada ilginç bir hikaye var. O da şöyle. Birazdan göreceksiniz. Benim buradaki arkadaşımız neydi? Buradaki arkadaşımız lizil oksidaz. Bu arkadaşları hep birbirine yapıştırıyordu, değil mi? Bu şekilde bunlar birbirlerine yapışıyorlardı. Ondan sonra ve bu şekilde bir organizasyon oluyordu. Fakat bunun sonucunda arada bir takım boşluklar kalıyor. Bakın gördüğünüz üzere burada bir boşluk var, burada boşluk var, burada boşluk var, burada boşluk var, burada boşluk var ve burada boşluk var.
Ve sonuçta boyandıkları zaman bu bölgeler boyayı daha fazla alıyor. Boya fazla. Boya fazla olduğundan dolayı da bu bölgeler daha koyu görünüyor. Ve sonuçta koyu bölge artık bu koyu olacak. Açık bölge, koyu bölge, açık bölge ve bu tarzda görülüyor. Bu fibril patern adı veriliyor. Ve nasıl bir şey? Bir tane elektron mikroskopik görüntü buldum. Onu size takdim edeyim hemen. Bakın işte şöyle oluyor. Ve aşağı yukarı diyorlar ki bu işte nanometreyi de buraya yazmış. 47 nanometrede bir tekrar eden bir yanlış olabilir. Tekrar eden bir pattern var. Bir döngü var. Öyle diyelim size. Fakat bunlar genellikle tip 1, 2, 3, 5 hatta 7'de bu tarz bir görüntü var. Fakat 4'te olan görüntü ise meshwork, örgü tarzında olan böyle bir görüntü var. Bunu da araya not olarak ekleyelim. Demek ki neymiş? 1, 2, 3, 5, pardon şu 6 olacak. 6, 4 ve 7. Ne kadar kötü olmuş ya. Şuna baksanıza, yani olacak iş değil ya. Gene daldırdı gittik. Kızıyorlar bana doktor üyesi diye. Ne yapayım? 4 ve 7 ise meshwork, örgü tarzında olacak. Şimdi birkaç kelamda şu 4'ten bahsedelim. Çünkü 4'ün özelliği var. 4 özellikle glomeriler bazal membranda ve kapiller bazal membranda bulunuyor. Ve bunun özelliği ne biliyor musunuz? Hani peptidazlar vardı. Peptidazlar, şu gevşek olan arkadaşlar vardı. Gevşek olan arkadaşlar vardı. Bu gevşek olan arkadaşların gevşek bölümlerini ne oluyordu? Uçuruyorlardı. Ve sonuçta şu bölge kalıyordu. İşte tip 4'te bunlar duruyor. Ve bunlar duruyor. Aynı zamanda bunlar dimer halinde bulunuyorlar. Nasıl dimer halinde bulunuyorlar? Yani burada diyelim ki bağlantıları var. Sarıyı da koyalım. Aynen bu şekilde bu tarafta da benzer bir tane molekülümüz daha var. Ve bu dimerler ikili halde bulunuyor arkadaşlar yani. Özeti olarak bunlar birbiriyle birleşiyorlar. Meshwork bir örme görüntü oluşuyor. Normalde olan bu 47 nanometrelik paternden daha farklı bir paterne sahip olan arkadaşlar bunlar. Tip 4 nerede? Böbrekte ve kapillerlerde. En sonunda da tip 1, 2, 3, 4, 5 onlarla ilgili de kısa bir liste yapacağız. Böylelikle bu işi de tamamlamış olacağız. Birkaç küçük nokta daha kaldı, sabredin, onu da yapalım. Ondan sonra eyvallah. Şimdi öncelikle bir açıklama yapalım, o da şu. Şimdi kolajen peptit oluyordu biliyorsunuz. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 bunlar peptit zincirleri. Ve bunlar değişik kombinasyonları da olabilir. 2 alfa 1, 1 alfa 3, 2 alfa 2, 1 alfa 3 değişik şekillerde olabilir. Fakat burada bahsettiğimiz hepsi triple helix. Yani detayına karışmıyoruz. Sadece triple helix olduğunu biliyoruz. Peki şimdi tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunların yapıları neydi? Biraz evvel söylemiştik. Bunlar için söyleyeceğimiz şey şu. Bir kere tip 1, tip 2, 3 fibriller. 5 fibriller, 4 meshwork, örüntü yani örme tarzında. Bunları ilk olarak söyledik. Şimdi 6-7 biraz ender görülen şeyler, 20 tane kadar olduğu söyleniyor. Fakat biz en çok olanlardan bahsedersek bence daha iyi olur. Hemen tip 1 ile başlayalım. Tip 1, hatırlarsınız ne söylemiştik? Bone. One. Tip 1 yani kemik. Artı deri. Tip 2 kıkırdak. Burada da İngilizce ders çalışalım. Şöyle yapmışlar adamlar. Cartilage. Kıkırdak demek. Bunu cartilage okumuşlar.
Bu demek 2. Şimdi geldik 3'e. 3, three. Three demek free demek. Özgür, serbest. Her yerde bol miktarda bulunur. Karaciğerden tutun özellikle böyle genişleme özelliği olan damarlar gibi olan şeylerin çevresinde de 3 yaygın bir şekilde görülür. Şimdi bu 3 ile ilgili ilginç bir hikaye var. O da şu. Diyelim ki sizin bir vücudunuzda bir yara oluştu. Ve o yara oluştuğu zaman ne olacak? Orada bir skar dokusu oluşacak. Skar dokusu oluşturacak arkadaşlar fibroblastlar. Ve fibroblastlar gelecekler. İlk önce 3 yapacaklar. Sonra arkasından 1 yapacaklar. Ve böylelikle ne olacak? Skar dokusu giderek sertleşecek. Yani ilk önce 3 sentezleyen fibroblastlar nükleuslarındaki genetik değişiklikle beraber 3'ü sentezledikten sonra hemen sistemi değiştirecekler, 1 sentezleyecekler. Ne olacak? Gittikçe çok güçlü. Ne olacak? Aynen kemikte olduğu gibi tabii kemik kadar olmamakla beraber sonuçta ne olacak? Çok güçlü bir skar dokusu oluşturacak. Ama bazen kişiler tip 3'ü sentezledikten sonra eğer 1 sentezleyemezlerse veya yeteri kadar 1 sentezleyemezlerse o zaman böyle çok belirgin, ciltten yukarıda ve çok açık bir şekilde görülen bir skar dokusu oluşacak. Bu skar dokusu ne biliyor musunuz? Keloid. Yani insizyon yapıp da keloid oluşmuş olan birisiyle karşılaşırsanız aklınıza gelsin ki bu arkadaş tip 3'ten tip 1'e yeteri kadar geçememiş demek. Ayrıca bu tip 3'e de retiküler fibriller adı da veriliyor. Hatırlıyorsunuz tip 3'te eksikliğimiz neydi? Ehlers-Danlos sendromu neydi? Cilt çok elastik. Kıkırdaklar öyle. Artı aynı zamanda Ehlers-Danlos sendromu neydi? Visceralarda, örneğin gastrointestinal sistemde destek dokusu az olduğundan dolayı ne bileyim işte mide rüptürü olabilir, bağırsak rüptürü olabilir, anevizm oluşabilir, anevizm rüptürü olabilir. Bir de ayrıca osteogeniz imperfectamız vardı. Zaten bunları verdiğiniz zaman, örnek olarak verdiğiniz zaman bakın bir genellikle çok güçlü bir strese karşı üretiliyor. Tip 2 daha ziyade geçici strese karşı üretiliyor. Tip 3 ise genellikle visceralarda işte organların çevresinde vesaire daha elastisitesi geniş olan bir sistem içerisinde sentezleniyor. Aralarındaki kabaca farklardan bir tanesi bu. Peki hatırlıyor musunuz tip 4'ümüzü? Tip 4'ümüzde ne vardı? Biraz önce bahsettik. Tip 4 meshwork yani örüntü tarzındaydı. Nerede oluyor? Glomerüler bazal membran. Kapillerlerde. Artı bir de iç kulakta. Ve eğer herhangi bir şekilde genetik bir bozukluk olursa bu arkadaşta ne olacak? Kronik böbrek yetmezliği olacak. Artı aynı zamanda sağırlık olacak. İç kulak zarlarını da bu arkadaş yapıyor. Ve ondan dolayı sağırlık olma ihtimali de var. İç kulakta muazzam oldu. Yani ne biçim yazmışım süperim ya ben. Kendi kendimi bir kez daha kutluyorum huzurlarınızda. İç kulak. Bunun ismi ne? Alports sendromu. Şimdi geldik tip 5'e. Tip 5'e denilince gene fibril ve aklımıza ne gelecek? Embriyo gelecek. Buna bir şey uyduramamışlar. Embriyonik mezenkim dokusunda kolajen tip 5 bulunur. Efendim şimdi şöyle şu tip 6'yı meshwork olarak geçelim. Başka bir şey gerek yok. Fakat çok tip 7 çok ilginç bir şey var. Çünkü biliyorsunuz cildimiz neden oluşuyor? Bir epidermisten oluşuyor. Bir de aşağıda dermis var. Bizim asıl kolajen dokumuzu oluşturan şey. Ve şöyle yapalım. Aşağıda da dermisimiz var. Eğer herhangi bir şekilde bu kolajen 7 burayı tutun arkadaş. Eğer herhangi bir şekilde genetik bir defekt olursa epidermis tamamıyla uçup gider. Yerine bül oluşur. Dolayısıyla bu genetik bozukluğa da epidermolizis, uçtu epidermisimiz, bülloza, yerinde bül oluştu. Valla ben baktım bu işte tip 1'leri, 2'leri, 3'leri, 4'leri, 5'leri, 6'ları yaz babam yaz orada bulunur, burada bulunur, burada şu yapar bilmem ne falan. Fakat bence
Bu yeterli. Çok da fazla kasmaya bence gerek olmadığını düşünüyorum efendim. Evet. Ha, bu arada kısa bir şey daha söylemem lazım. Size hani bu kolajen takviyeleri ne olur diye. Efendim şimdi kolajen takviyeleri dünyada 3 milyar dolarlık bir pazara sahip. Sadece nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde. Varın siz hesap edin ne kadar olduğunu. Tutturmuşlar bir bitkisel kolajen diye bir şey. Fakat kolajenin emilimi çok zor. Emilimi zor. Onun için hayvan kolajeni kullanmaya başlamışlar. Hayvan kolajeni kullanmaya başlamışlar. Fakat burada da demişler ki hayvanların hangi kısımlarını kullanıyorsunuz? Tabii arkadaşlar ne yapmışlar? Her şeyi kullanmışlar. O yüzden hangi kısımlarını kullandıklarını söylememiz önemli. Çünkü buna kısıtlama getirmişler. Diyeceklermiş ki ancak buraları kullanabilirsiniz. Artık nereleri kullandığını siz tahmin edin. Bir de ikincisi krem olarak hiçbir işe yaramaz. Çünkü gene emilimi çok zor. O yüzden herhangi bir şey yazıyor. Kolajen kullananlar da kabaca söyleyeyim size 8-12 hafta ve gram düzeyinde çok değişken dozlar var. Belli değil. Ve o yüzden herhangi bir şekilde kesin bir şu kadar doz işe yarar diye herhangi bir şey söylenemez. Ama belirgin iç belirtisi bir kere nemi oranını çok arttırmış. Aynı zamanda kırışıklıkların derinliklerini %25 en fazla azaltmış. Onu da söyleyeyim. Başka bir şey daha var. O da şu. Elastisitesini arttırmış cildin. Hani bu iyi bir şey midir? İyi bir şey gibi görünüyor ama belki kırışıklığı da arttırabileceği aklınıza gelebilir. En son olarak hani kemik suyu falan filan vesaire diyorsunuz ama onlar kolajenler özellikle kaynatılıp vesaire olduktan sonra jelatin formatına dönüştükleri için onlarda da gene emilimle ilgili ciddi sorunlar ortaya çıkmış. Bir de aynı zamanda hep söyledikleri 8-12 hafta en az kullanacaksınız ki etkisi çıksın. Çünkü araştırmalar ancak böyle. Küçük araştırma ve kozmetik endüstrisi tarafından desteklenen araştırmalar. Bunlar diyorlar ki ya babacığım sen bunu devamlı kullan. Bize bol miktarda para ver. Ondan sonra bu iş devam etsin. Fakat emme ve lakin. Gene söylememiz gereken önemli bir şey var. Bu kolajenin yapımında özellikle bu amino asit dizilimiyle ilgili bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Bunu yara tedavisi içinde kullanacaklarını söylüyorlar ama tabii paranın geleceği yer kozmetik olacağı için kozmetiğe dönüşecek. Ve tabii ki hep kolajen denilince gene aklımıza ne gelecek? Vitamin C. Onu vitamin C'yi hep beraber ikisini beraber verildiğini göreceksiniz ve vitamin C'li olduğunu göreceksiniz. Ama herkes bu vitamin C ile kolajenin ilişkisini bilmiyor. Ama siz bu dersi izledikten sonra kolajenin vitamin C ilişkisini öğrenmiş olacaksınız. Ve ahaliye yaz tatilinde satabileceğiniz kahve muhabbetleri sırasında ortalığa fışkırtabileceğiniz çok ciddi bir şeyiniz olacak. Ne derler? Bilginiz olacak. Şu amino asit dizilimi çok enteresan. Çünkü birkaç tane makaleye baktım. Bu amino asitleri bakın ne yapıyorlar? Hani hidroksil grubu ekliyorduk ya. Bu amino asitleri hazır olarak hidroksilleyerek bir şeyler yapmışlar. Hidroksillemişler. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama benzer genetik mühendislik kullanarak büyük olasılıkla o tür şeyleri yapmışlar. Bir de ayrıyeten vitamin C ile muamele edilmiş kolajenden bahsediyorlar. Ama hani nasıl muamele edilmiş kolajen o zamana kadar yapılmış oluyor. Vitamin C sadece söylediğimiz gibi lizin prolin hidroksilaz denen pH LH denen arkadaşlar vardı. Onlara yardımcı oluyordu kofaktör olarak. Aslında sentezinde işe yarıyor ama hep böyle askorbik asitle muamele edilmiş kolajenden bahsediliyor. Bunlar da gelecekte bunlara çok çok kuvvetli milyarlarca dolara para kazandıracak. Söylediğim gibi 3 milyar dolar eğer Amerika'daysa siz bunun sonuna rahatlıkla bir sıfır daha ekleyebilirsiniz. Evet efendim ben de kolajen konusunu merak ettiğim için önce genel hatlarıyla ilgili olan bir şeye bakmıştım. Sonra arkasında bununla ilgili olan dersleri vesaireleri inceledikten sonra sizlere böyle kısa bir video hazırladım efendim. Efendim hürmetler görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Buraya kadar gelenlere selamlar sevgiler.